Bugün burada iki büyük dünya şairini anmak için bulunuyoruz. Yani Sırsos ve Nazım Hikmet'i iki canı aynı anda anmak bizim için çok büyük onur ve gurur. Biz bu işi Yeniköy Rum Panayiye Kilisesi, Nazım Hikmet Vakfı, Çanakkale Trio Grubu ve Sarıyer Belediyesi olarak birlikte gerçekleştiriyoruz. Güzel bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Yani Sırsos'un ile birlikte bu akşam anacağız, kutlayacağız. Şimdi Sırsos'un hemen komşu topraklar, bugüne kadar bizi ısrarla düşman yapmaya çalışan emperyalist yapılanmalar diyeceğim. Bunlardan da kurtuluşun bana göre tek yanı, çözümü sanat insanlarının, özellikle de şairlerin, romanların yazdıkları ve bundan sonra yazacakları, çocuklarımızın yazacaklarıyla beraber hep dostluk olacak. Belki Avrupa'da şu anda ülkeden ülkeye geçerken sınırlar yok. Belki o bizim Yunanistan'la ilgili aramızdaki sınırlar da kalkacak. Kalkmak zorunda çünkü eğer temel olan insanlıksa. Ve onun için bu akşam çok keyifli bir gece yaşayacağız. Ben sevgili Lucky Wingas'a, onun nezdinde tüm cemaate çok teşekkür ediyorum. Nazım Hikmet gibi dev bir şairi 120. doğum gününü kutlamaya geldik. Kimler geldi? Yani Sırsos geldi ve arkadaşları. Nereden geldiler? Yunanistan'dan geldiler. Yani Sırsos da bugün bulunduğu yerden bizimle birlikte Nazım Hikmet'in doğum gününü kutlamaya geldi. Onlar gerçekten çok büyük şairler ve bizlere çok büyük mesajlar verdi hayatları boyunca. Dimdik durdular, direndiler, ilkelerinden feragat, fedakarlık etmediler. Ve tabii ki umudu yaşattılar, umudu verdiler, barışı, sevgiyi, dayanışmayı, bu güçlü mesajları bize verdiler. Biz de bu duygularla bu akşam buradayız. Statis Ülkeroğlu, Atina'da yaşayan bir besteci arkadaşım benim. Onunla yıllardır bu tür etkinlikleri yapıyoruz. Ülkenin birçok üniversitesinde yaptık. Ve bunu çok önemsiyoruz. Ve bunun vakfa, Panayiye Vakfı'na çok yakışacağını düşündük. Nazım Hikmet dün biliyorsunuz 120. doğum yıl dönümüydü ve Türkiye'de hiçbir şaire veya yazara nasip olmamış kadar büyük etkinliklerle anıldı. Böyle bir etkinliğin iki büyük şairi birlikte anmanın vakfa da çok yakışacağını düşündük. Με τον Dr. Nazi Hasan Efendi βρεθήκαμε τυχαία μέσα από το βραβείο Υπεκτή, βραβείο Ειρήνης και Λειτουργικής Φιλίας και Ειρήνης. Από τότε συνεργαστήκαμε πάρα πολλές φορές γιατί και εγώ ενδιαφέρομαι για την ελληνική φιλία. Άλλωστε, οι πρόγονοι μου ήταν από την Σπάρτα. Ήμουνα δύο φορές βραβευμένος με το βραβείο Επεκτσή και μετά μπήκα στην Επιτροπή, την Κριτική Επιτροπή του βραβείου Επεκτσή. Ο Ναζί ήταν ένας άνθρωπος πάντα και εξακολουθεί να είναι έτσι, ο οποίος ασχολείται με τη φιλία την ελληνική μέσα από πολλές διαδικασίες, είτε με την ιδιότητά του του γιατρού, είτε με την αγάπη του για την τέχνη. Έτσι λοιπόν βρεθήκαμε να κάνουμε ένα σωρό ενδιαφέροντα πράγματα. Και έτσι είμαστε και εδώ σήμερα. Για μένα ο Ναζίμ Χικμέτ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την παγκόσμια ποίηση, όχι μόνο για την τουρκική ποίηση, για την παγκόσμια ποίηση. Είναι όπως και ο Γιάννης Ρίτσος, δύο σύμβολα του αγώνα για ελευθερία, για πιο δίκαιη κοινωνία, για αλληλεγγύη, για δημοκρατία, για συναδέλφωση των λαών. Πάλεψαν και οι δύο για όλα αυτά τα ιδεώδη. Εγώ προσωπικά τον διαβάζω από μικρό παιδί και κάθε φορά που τον ακούω συγκινούμε πάρα πολύ. Şimdi tabii Hristos bizim de yaşamımızda Nazım'dan sonra yani sayılı dünya şairi olarak Hristos'un da çok önemli bir yeri olduğu açık. İkisine de baktığımızda ortak yanları her zaman haksızlığa karşı olmuşlar. Zulme, baskılara, faşizan bir takım uygulamalara karşı direnmişler. Hristos da öyle. Bu anlamda her ikisi de kaçınılmaz bir biçimde insanlığın şairi olarak yaşamışlar. Onun için de onların önünde hep saygıyla eğiliyorum. Hem Hristos'un hem de Nazım'ın. Nazım'dan bir takım şiirleri Hristos'un da çevirmiş olması ayrı bir önem taşıyor.
O da beni çok duygulandırdı. Bir hafta önce 75 yaşıma girdim. Bu yaşıma kadar bu duyguları asla kaybetmedim. Kaybetmeden de gideceğime inanıyorum. Bugün de öylesine bir görev yapıyorum. Bunun bir sorumluluğu taşıyorum açıkçası hem Nazım'a hem de Hristos'a karşı. Bence günümüze çok da hitap ediyor şu an. Bütün mesajlar çok zamansız, hissiyatlar gerçek ve bütün bu organizasyondaki sanatçıların bir araya gelmesi benim için çok anlamlı ve etkileyici. Umarım sizin için de öyledir.